Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Gün Ev Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aması Merzifan'ında ocak dolusu sevgiler, selamlar olsun hepinize. Bugün ev yapımı pidemiz var, kıymalı pide yapacağım arkadaşlar. Dışarıdan alınacak gibi çok pahalı. Biz evimizdeki malzemelerimizden kendimiz üretecek. Şimdi burada iki su bardağı ılık suyumuz var. Suyumuzu döktüm. Hemen 1,5 yemek kaşığı toz şekerim var. Şöyle bir paket toz mayam var. Bunu güzelce karıştıralım. Mayamız kendine azıcık bir salsın. Mayamız şöyle hafiften kabarmaya yüz tuttu. Burada şöyle yarım bardakta sıvı yağımız var. Onu da ilave ettik. 6 su bardağı unumuz var. Kontrollü bir şekilde. Biraz dökelim. Şöyle geri kalanını yavaş yavaş ilave edelim. Tuzumuz var. Tatlı kaşığı. Evet arkadaşlar, ben hamurumu yoğurdum. Ki telefonumun şarjı bitmiş. Bir baktım ki çekmiyor. Hemen şarja taktım. Şöyle hamurumu yarıda bıraktım. Biraz daha yoğuracağım bunu arkadaşlar. Şimdi malzemelerimizi kattığımı, geri kalan çektiği tarafa baktım. Biraz gözükmüyor. 6 su bardağı un kattım buna. 2 su bardağı su. 1,5 yemek kaşığı şeker. Bir paket maya, bir tatlı kaşığı da tuz. Şöyle yarım bardak da çay bardağıyla sıvı yağ kattım içine. Malzemelerimiz bu. Açıklama bölümüne de yazacağım zaten. Ben diyorum hamuru böyle arkadaşlar çıktıra çıktıra yoğuruyorum. Konuşuyorum ki baktım telefonum kapanmış tamamen kokteyl. Az bir şarj yaptım. Hamurumu sonlandırdım. Şimdi şarjıma tekrar takacağım. Bak hamurumuzun güzelliğine. Elimizde hamurun böyle patlaması lazım. Güzel güzel pideler elde etmek için arkadaşlar. Yoğurmadan sıkılmayın. Elinizin içinde bir 5 dakika oynayın hamurla. Gayet güzel oldu. Yeterli bu hamur. Üzerini kapatıp, bakın patlamalarını. Üzerini kapatıp mayalanmaya bırakalım. Hamurumuzun mayası gerekene biz de malzemelerimizi hazırlayalım. Burada 800 gram kıymamız var. Burada da arkadaşlar şöyle 2-4-5 tane biberimiz, 2 tane iri domatesimiz, 5 diş sarımsağımız var. 3 adet de kuru soğanımız var. Bunları şimdi ben robotumda geçirip hemen getireceğim. Şimdi malzemelerimi güzelce çektim. Hepsini kıymamın üzerine ekleyeceğim. Şöyle burada yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Onu da ekledik. Buna kuyruk yağı koyuyoruz arkadaşlar. Lezzetli veriyor ama annem kuyruk yağını sevmediği için ben şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağı koydum onun yerine. Burada da tuzumuz, karabiberimiz, toz biberimizi az koydum. Çünkü toz biberimiz çok acı, pul biberimiz az kaldı diye. Bundan ilave ettim. Hemen bu malzemelerimize dökelim. Şimdi kıymamızı güzelce yoğuralım. Hamurumuzun mayası gelene kadar kıymamız da dinlensin biraz. Maydanoz katmayacağım. Maydanozu taze yıkayıp kıymanın içine koyup da yesinler. Herkes sevmiyor maydanozu, o yüzden maydanoz koymayacağım arkadaşlar. Evet, gayet güzel oldu kıymamız. Ben bunu biraz daha yoğuracağım. Kıymamızı şöyle ayarladım. Bunu da bir kenar alalım dinlensin. Hamurumuzun mayası gelene kadar onun sonra yapmaya geçelim arkadaşlar. Şöyle hamurumuzun mayası pek güzel bir şekilde geldi. Şöyle biraz un serpiştirip hamurumuzu toparlayalım. Bakın nasıl güzel patlıyor arkadaşlar. Hamurumuz ne kadar yumuşak olursa pidemiz de o kadar güzel olur. Pidecilerin hamuru gibi aynı. Bakın hiçbir değişiklik yok. Şöyle toparlayalım. Şimdi hamurumuzdan şöyle yumurta büyüklüğünde bezeler tutalım. Yumurta biraz daha büyük olsun. T
Tepsimiz büyük, tepsimiz uzunluğuna göre üçer üçer yapacağım. Portakal büyüklüğü oldu arkadaşlar. Bu yumurta büyüklüğünü geçti. Unumuzun yardımıyla elimize yapışmadan şöyle toparlayalım hemen. Çok çabuk yapıyorsun demeyin gulapla diye. Çünkü pidelerimiz güzel olacak. Elimize biraz yapışabilen bir hamur olabilir. Hamurda oynadıkça patlıyor. Şimdi arkadaşlar ilk açtığımız hamurumuzdan tutarak şeklimizi verelim yavaş yavaş merdivenimize uzun uzun şekilde. Biraz beklesek aslında daha güzel açılır ama akşam anca yetişir. Bu biraz dursun. Zaten dediğim gibi tepsimi üçer üçerli yapacağım. Hemen biraz esnettik daha çabuk açılacak. Şu ilk açtığımızdan ilk tuttuğumuz yumaklardan yapalım. Bakın hamur patır patır patlıyor elimin altında. Böyle açması daha kolay olacak arkadaşlar. Şimdi esnettiğimiz için bu daha kolay açılacak. Hamurumuzun ince olması için bayağı büyütmemiz lazım. Şöyle inceliği gayet güzel. Ama ben bunu bir daha esneteceğim. Şöyle kenara alayım hemen. Şimdi arkadaşlar hamurlarımı üçünü de aynı şekilde uzattım. Şimdi burada koymayacağım kıymamı, tepsimin üstüne koyacağım. Çünkü eğer burada koyarsak kaldırması biraz zor olur kıymayla beraber. Ne yapacak? Burada şöyle tepsimizin içine koyup kıymamızı burada koyacağım. İncecik açtık. İkinci hamurumuzu da koyalım. Şöyle. Koyduktan sonra kenara çekiştireceğim arkadaşlar. Şimdi genişçe bir açalım. Evet, gayet güzel oldu. Şuna dokunmadan hemen kıymamızı burada alalım. Tekrar kıymamızı bir karıştıralım. Fazlaysa da alalım geri iç harcımızı içine koyalım. Hamurumuzun ucunu şöyle uçtan azıcık büküp biraz daha şu kadar geri kalanını kıymamızın üstüne çekiştirelim şöyle esneterek hamurumuzu. Şu ucunu geri toparlayalım. Şöyle. Herhalde biraz geniş koydum. Bir tane anca sığacak. Bir de şununkine koyayım bakalım. 3 tane sığarsa 3'lü yap pişirir. 3 sığmasa 2'li. Elimize lahmacun harcını or gibi şöyle yazalım. Her tarafın aynı şekilde gelsin. Hemen gene ucunu arkadaşlar şöyle bu taraftan görüksün. Uçlarını yapıştırdık. Bir Diyarbakırlı kayınvalidesi olarak kıymaya nasıl yapılacağını, hamuru nasıl yapılacağını damadımdan da öğrendim arkadaşlar. Onun kıyması da burada çok meşhur. Hemen bunu fırınımıza kenarlarını yumurtalayıp gönderecek. Şöyle yumurtamızın sarısını da güzelce çırptık.
hamurlarımızın kenarına sürelim ki güzel kızarsın pişirken. Fırınımız 200 derecede pişireceğim. Fansız ayarda arkadaşlar. Fanlı da değil. İçindeki kıyması güzel pişsin. Şimdi pidelerimiz pişti. Şöyle biberimi közledim. Maydanozumuzu, domates soğanlarımızı, çorbamızı yaptık. Ayranımızı. Onlar salonumuza geçti. Şimdi şöyle kesip benim de arkadaşlar legüm şaflarını gösterip size acayip güzel oldular. İnanın fırından almadan kat kat güzel. Şöyle bakın altı üstü nar gibi kızardı. Servis tabağımıza da şöyle alalım. Ezanımız yaklaştı. Fırınımızda hala pişenler var. Biz şöyle hemen annem orucunu açı dursun ben onları halledene kadar. Şöyle de göstereyim kesmeden arkadaşlar yumuşaklığını. Hiç fırında pişmiş gibi mi? Bakın. Taş fırında pişmiş gibi. Çok güzel. Yiyenlere afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalımızda kalın. Kanalıma destek verip abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Şöyle pidemizi yanınıza koyun bir bakın. Pek güzel oldular. Öbürlerini de bu servis tabağımıza koyalım. Oldu arkadaşlar. Hayırlı iftarlarımız olsun. Hoşça kalın.